Bolu Eğitimsen öğrencilerin istedikleri okulu tercih edebilmeleri için Geleceğime Dokunma adlı imza kampanyası başlattı. Eğitimsen Bolu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici, Milli Eğitim Bakanı'nın, velinin, öğrencinin umudunu çalmaya hakkı yoktur. Umut olmak zorundadır. Umut olmak zorundayız. Biz susmayacağız. Çocuklarımıza, geleceğimize sahip çıkmaya devam ediyoruz dedi. Milli Eğitim Bakanı'nın velilerin, öğrencilerin umudunu çalmaya hakkı yoktur. Umut olmak zorundadır. Umut olmak zorundayız. Biz buradayız. 3 gündür buradayız. Velilerimizi dinliyoruz. Biz susmayacağız. Çocuklarımızla, geleceğimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. Eğitimsen Bolu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici, başlatılan imza kampanyası ile ilgili 1 milyon 200 çocuğun belirsizlik yaşadığına dikkat çekti. Eğitim sisteminin çok ciddi problemleri var. Bu ayrımı, bu imza kampanyamız bu sene liseye geçiş sınav sistemi ile ilgili. Biz burada 3 gündür çok acıklı hikayeler dinliyoruz. Hakikaten ağlayan velilerimiz de var. Hangi okul türüne gideceğini bilmeyen, yıl boyunca hazırlandırdılar 1 milyon 200 öğrenci ve ailesi. Sınav sürekli değişti biliyorsunuz. Biz artık güncellemeleri bile takip edemedik ama şimdi gelinen noktada kılavuz yok ortada. Sınav sonuçları seçimden sonraya bırakıldı ve hala 1 milyon 200 çocuk nasıl bir sınava hazırlandığını bilemediler. Şu anda nasıl yerleşeceklerini bilemiyorlar. Ve Milli Eğitim de bilmiyor işin açıkçası bu nasıl olacak onu da çok Milli Eğitim de sessiz bu konuda ama biz susmuyoruz. Biz istiyoruz ki Milli Eğitim'in proje diye nitelendirdiği okullar var. Örneğin Bolu'da. Bolu'da son 10 yılda biz bakıyoruz ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve Bolu Milli Eğitim'inin rakamlarına baktığınızda %10'a giren öğrenci akademik eğitim istiyor. Ama Bolu belirlenen okullara baktığımızda bu nedir? Akademik eğitim değil. Bir tane fen lisesi var, fen alanında girebileceği. Bir tane sosyal bilimler var. Bunun dışında meslek liseleri ve Anadolu İmam Hatip liseleri var. Biz şu anda velilerden dinliyoruz, göndermeyeceğiz diyorlar. Biz Milli Eğitim Bakanı, rehber öğretmenim ben aynı zamanda. Milli Eğitim Bakanı bize telekonferans yaptı. Orada biz bunu sorduk. Ama genel yaklaşım şu, artık özel sektör bile bu yükü kaldıramayacak. Niye? Çünkü çocuklar istemedikleri okul türlerine mecbur bırakıldıklarında parası varsa okuyacak, özelleştirme, parası yoksa da açık lise. Milli Eğitim Bakanlığı'nın verilerine baktığımızda en fazla okul terk oranının 9. sınıflarda olduğunu görüyoruz. Ve 2 milyona yakın öğrencimiz, gencimiz şu anda örgün eğitimin dışında. Bunun önüne geçmemiz lazım. Bu ülke için ciddi bir problem ve burada çocuklar çocuk işçi diye, çünkü inşaatta çalışıyorlar. Hangi okullardan ayrıldıklarına siz de tanıklık ettiniz. İmam Hatip ve meslek lisesi dediler. Yani biz bu gerçekliği biliyoruz. Bu çocuklar istemedikleri okul türlerine gitmek zorunda bırakıldıklarında okulu terk edecekler. Ve bu çocuk işçiliği demek, çocuk yaşta evlilik demek. Bunun yanında da biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı'nın proje okullarla işte %10'u nitelikli, %90'ı niteliksiz. Şimdi veliler diyor ki hocam bütün okullar niteliksiz.